fasıkların sohbetinden zevk almaya alışan nefs, salihlerin sohbetinde darlanır, bunalır. Buraya niye geldim, benim burada ne işim var? Salihlerin sohbetinden gıdalanmaya aşina olan ruh, fasıkların meclisinde sıkılır, daralır, bunalır. Sembol Ocakbaşı'nın katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Aklıma düştü gözlerin, boynumu büktüm ağladım. Elveda dediğin yerin yanına çöktüm ağladım. Oturduk sanki göz göze, hayalinle ben diz dize. İki çay söyledin bize, bir tütün yaktım ağladım. Ateştin, bardaktın, çaydın, olmazdım bunca olsaydın. Yalnızdım ve yanımdaydın, sanma ki tektim ağladım. Cihanda sensizlik kadar ne bir dert ne de çile var. Sensizlikte sen vardın yar, ben de yoktum ağladım. Anılar gezdi kanımda, seni aradım yanımda. Tesbih gibi her anımda hasreti çektim ağladım. Ayrılık ne yaman şeymiş, her seven boyun eğmiş. Gözden yaş dökmek de neymiş, gözümü döktüm ağladım. İçim garip, gönlüm darda, gözlerim karşı duvarda. Ben her akşam aynalarda yüzüne baktım ağladım. Sırrına erince hiçin, ben sen oldum. Bittin için, yanağına değmek için gözümden aktım ağladım. Selamun aleyküm erenler ve dahi erenlere gönül verenler ve dahi erenlerin ölmekle ölmediğini bilenler, bile bilenler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geçen sene 11 ay kadar olmuş Kosova'da rahmetli Tuğrul Efendi yanımızda, Allah derecatını âli eylesin. Girmişiz Abidin Efendi'nin dergahına, muhabbet ediyoruz, program çekiyoruz. Orada da Ahmet Anapalı demiş ki, hadi şu şiiri bir okuyuver, ben çok severim ağladığımı. Ağladığımı okumuşum. Efendi merhuma dönüp okumuşum böyle, göz göze. 11 ay evvel bugünün şiirini okumuşum ben efendi. Şimdi onu dinledim, geldim de şöyle bir seyrettim. Hey gidi hey! Eskiler boşuna dememişler. Allah dostları öyle söylerler. Birisi bir yakınını kaybettiğinde, bir sevdiğini kaybettiğinde Allah ahiret ayrılığı vermesin derler. Dünyanın ayrılığından ne olacak? Dünyanın ayrılığı, siz 40 yaşında olsanız, sevdiğiniz 75'te göçse, hadi yaşasanız da bir 35 senede siz yaşasanız, dünyanın ayrılığı 35 senedir. Ama ebedi alem öyle değil. Nice insanlar var ki çok sevdiklerinden, annesinden, babasından, eşinden, çocuğundan, sevdiğinden ayrı kalacak, ayrı düşecek. Nasıl ayrı düşecek? Ebedi alemde. Biri cennete gitmiş, öbürü cehenneme. Sonsuz bir ayrılık. Allah bundan muhafaza etsin. Bunun için de bir şeyler yapmaya gayret etmek lazım. Nasıl bir şeyler? İnsan sevdiği için de bir şeyler yapmalı. Birisini seviyorsunuz ya, onun cennete gitmesi için bir şeyler yapmak, bak onun için hakikaten bir şey yapmaktır. İnsan sevdiğine hediye alır, seni seviyorum der, mutlu olması için bir şey yapar. Ya bir insan ne kadar mutlu edebilir arkadaş? Bir dünya içerisinde 3 sene, 6 ay, 1 ay, ya en büyük güzelliği yapsanız birisine 2 saat, 3 saat, 2 gün, 3 gün yüzü güler. Bu kadar. Ya birisine bir şey yaptınız diye adam 3 sene mutlu olmaz. Sevdiğiniz birisinin cennete gidebilmesi için bir şeyler yaparsanız, aman namazına dikkat et derseniz, hatırlatırsanız, bak şunu yapmasan olmaz mı derseniz, yapması gerekenleri ona güzellikle hatırlatırsanız, yapmaması gerekenlerden onu vazgeçirebilirseniz, ona ebedi alemde bitmeyecek ve tükenmeyecek bir hediye vermiş olursunuz. Aslında kendinize de bir hediye vermiş olursunuz. Ahirette sevdiğinizle beraber olacaksınız. Allah ahiret ayrılığı vermesin. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Ahmet bin Harp Hazretlerinden bahsedeceğim bugün size Biri Bir Gün'de. Onun bir komşusuyla yaşadığı enteresan bir hadise var. O hadise çok hikmet barındıran bir hadise. Onu paylaşayım, içinden de nasihatler çıkartalım. Ahmet bin Harp, Horasan'ın büyük fakih ve şeyhlerinden, büyük bir muhaddis. Bir takım telif eserler vermiş. Fakat o eserler günümüze kadar gelmemiş maalesef. Büyük bir zat-ı şerif, bir abid, bir zahid, rint bir kişi. Dermiş ki 50 yıl ibadetle meşgul oldum. 50 yıl ya, dile kolay. 50 yıl
ibadetle meşgul oldum. Yani şunu demiyorum. Biz şimdi 50 yaşında ibadetle meşgul olan bir adam olsa bu adam ne yapmıştır geri kalan 50 yılda? 5 vakit namaz kılmıştır, oruç tutmuştur, üstüne düşüyorsa zekatını vermiştir, farz olmuşsa hacına gitmiştir ve peşinden der ki 50 yıl ibadetle meşgul oldum. Hazret böyle bir şey söylemiyor. Onların meşguliyeti başka. Gecesi ibadet, gündüzü ibadet, sürekli ibadet, sürekli ibadet, sürekli ibadet. 50 yıl. EYT var ya, adam 50 yıl bilfiil günde belki 8-10 saat ibadetle meşgul oluyor. Onlarınki öyle. Bizimki de böyle. Allah eksiğiyle noksanıyla kabul etsin. Geceleri uyumazmış, sabaha kadar otururmuş. Ahmet bin Harp Hazretleri. Efendim niye uyumuyorsunuz? Ya altımızda cehennem kaynıyor, üstümüzde cennet donatılıyor. Ben böyle bir durumda nasıl uyuyabilirim arkadaş? Dermiş. Erkekler bunlar. Erkekler. 50 yıl ibadetle meşgul oldum diyor. 3 şeyi terk etmedikçe 3 şeyin lezzetini alamadım. Bakın şimdi neyi terk etmiş de neyin lezzetini almış? Bize oradan bir ipucu çıksın. 1. İnsanları memnun etmek endişesini bırakmadıkça hakkı söyleyemedim. Olur bu. Tam bir şeyi söyleyeceksinizdir. Lan bunu söylersem şu şundan rahatsız olur. Bunu demezsem şu şundan memnun olur filan. Acaba böyle dersem insanlar ne der? Acaba şöyle demezsem insanlar ne düşünürler? Yahut da şöyle diyeyim ki benim için şöyle şöyle desinler. Yahut da şöyle demeyeyim ki benim için şöyle şöyle demesinler. Bak hep insanlar var. Allah ne der? Bu yok. İnsanlar ne der filan. İşte bu endişeyi bırakmadıkça diyor hakkı söyleyemedim. Birincisi bu. 2. Fasıkların sohbetini bırakmadan salihlerin sohbetine erişemedim diyor. Şimdi bir tarafta fasıklar var, fısk ehli. Öbür tarafta salihler var. Hazret şunu demiyor yani. Fasıkların yanına gidip gelmeyi terk etmedikçe salihlerin yanına gidip gelebilenlerden birisi olmadım. Bir tercihten bahsetmiyor. Bahsettiği başka bir şey. Fasıkların sohbetinin bir lezzeti vardır. Nasıl bir lezzet Serdar Bey? Fasık sohbetinin lezzeti olur mu? Olur, hem de nasıl olur? Nefse hoş gelir. O fısku fücur, o lüzumsuz muhabbetler, o gereksiz şeyler, gıybet, dedikodu, mala yani. Oradan nefs bir haz alır. Nefs bu hazzı almaya başlayınca kalp de salihlerin sohbetinden bir haz alır. Onlar Allah derler, peygamber derler, din derler, ahiret derler, güzel ahlak derler, gönül derler, ruh derler. O anlatılan şeylerden ruh istifade eder, kalp istifade eder. Fasıklarınkinden nefs zevk alıyor, salihlerinkinden kalp zevk alıyor. İki zevk birbiriyle çelişir. Fasıkların sohbetinden zevk almaya alışan nefs, salihlerin sohbetinde darlanır, bunalır. Buraya niye geldim, benim burada ne işim var? Salihlerin sohbetinden gıdalanmaya aşina olan ruh, fasıkların meclisinde sıkılır, daralır, bunalır. Hatta şu kadarını söylerler. Ahiret ehli, dünya ehlinin sohbetinden sıkılır. Adam ahiret ehlidir. Dünyadadır ama dünyalı değildir. Dünyada yaşıyordur ama dünyayı yaşamıyordur. Ahiret ehlidir. Kalbi ötelerle atıyordur. Dünya ehli oturup da onu aldık, bunu sattık, şöyle bir şey çıkmış, böyle bir şey falan. Ah, bunalır orada. Aynı şekilde Allah ehli de ahiret ehlinin sohbetinden sıkılırmış. Köşk, huri, kılman, öteki, beriki, kevser, şarap, ırmak falan deyince men lebin müştakıyam zühat kevser talibi. Nitekim meste mey içmek hoş gelir huşşare su. Bana seni gerek, seni kıvamındakiler de ondan rahatsız olurlar. İşte bunun gibi bir şey söylüyor. Fasıkların sohbetini terk etmeden salihlerin sohbetinden lezzet alamadım. Nefsin gıdasını kesmeden ruhumu doyuramadım. 3. Dünya sevgisini bırakmadan ahiretin tadını bulamadım diyor. Dünya sevgisini bırakmak. O da kolay bir şey değildir öyle zannediyorum değil mi? Der tariki nakşibendi lazım amel çare çiz. Terki dünya, terki ukba, terki hesti, terki terk. Ey aziz! 4 şey lazım diyor. Dünyanın terki, ukbanın terki, kendinin terki, terkin terki. Kendini de terk edeceksin. En son terki de terk edeceksin. O da kalmayacak. Bu terk, bunlar olmadıkça insan ötelerin tadını alamaz, kulluğun tadını alamaz. Böyle bir zat-ı şerif. Büyük bir zat-ı şerif. Çok başınızı ağrıtmıyorum değil mi? Geleceğim, mevzuya geleceğim, komşuyla olan hadiseye de şunları söyleyemeden geçemem. Gıybetini yaparlarmış Hazretin, Ahmet bin Harp Hazretlerinin. Dermiş ki lan bu gıybetimi yapanlar var ya arkadaş, sağda solda beni çekiştirenler var ya, bana düşmanlık edenler var ya, hakkımda ileri geri atıp tutanlar var ya, bunları bir tanısam ben, bir bilsem, bir bulsam, ne yapacak? Onları altına boğsam, gümüşe boğsam dermiş. Niye? Benim için çalışıyorlardı.
Başta söyledik ya, dünya için olan şey biter. Ahiret için olan bitmez. Bir insan ötekinin gıybetini yaptı mı, gıybetini yaptığı kişinin ahiretini mamur etmek için çalışıyor demektir. Bunlar benim işçilerim diyor, bana çalışıyorlar. Bilsem kim olduklarını onlara maaş vereceğim diyor. Altına gümüşe boğacağım onları. Gönül işte böyle bir gönül. Bir gün Hazret evden çıkmış, zaviyesine doğru gidiyor. Bir yağmur bastırmış, şakır şakır yağıyor ama. O an gönlüne bir şey gelmiş. Ulan demiş, şimdi damdan yağmur sızarsa, içeride de kitaplarım var. Ya kitaplarımın mürekkebi falan giderse, sıkıntılı olursa falan, kitaplarıma zarar verirse. O sıra bir ses duymuş. Diyor ki o ses, derhal evine dön. Nereden geliyor bu ses? Derhal evine dön. Çünkü gönlün evinde. Gönlün neredeyse sen de orada ol. Ne işin var zaviyede diyor. Ah ah demiş. Ah ah. İşte böyle. Hazret bir ateşperest komşusu varmış. Behram isminde. Behram daha çok İran taraflarında kullanılan bir isim. Pek çok Pers imparatoruna da isim olmuş. Antik Yunan'da işte onların tanrıcıklarından bir tanesinin de adı vesaire. Çok mevzumuz değil. Behram isminde bir komşusu var. Komşusunun kervanı yağmalanmış. Hazret diyor ki bunu duyunca, hadi gidelim de diyor, komşumuza bir geçmiş olsun diyelim. Ama ateşperest, ama komşu mecusi olsun. Komşu. Komşu. Allah komşuluk hukukunu söylerken bize, Müslüman komşularınıza şöyle davranın demiyor. Komşu diyor. Madem ki evi senin evine yakın, madem ki kapısı senin kapına bakıyor, ne olursa olsun o senin komşundur. Hiç olmazsa bir tebessümü esirgememen gereken insandır. Hiç olmazsa bayramda, seyranda hayırlı bayramlar demen gereken insandır. Hiç olmazsa güzel bir şey piştiği vakit, hadi bakayım. Baktım bizde hala devam ediyor. Çok hoşuma gitti ya. Akşam mesela geliyorum, bir tabak var böyle şeyde. Hatun bu nedir? Ya falan komşumuz bir şey göndermiş. Sen ne yapıyorsun? Ben de şunu hazırladım da onu... güzel şeyler bunlar. Tabak geliyor. Tabak boşaltılıyor. Aynı tabak boş gitmesin diye başka bir şey konulup... Komşu, Ahmet bin Harp Hazretlerinin mecusi komşusu Behram'ın kervanı yağmalanmış. Demiş ki gidelim bir geçmiş olsun diyelim. Varıyorlar. Adam cömert bir adam. Hemen bir yemek hazırlayayım efendim falan filan demiş. O devirde de kıtlık var. Hani belki yemek yememişlerdir, açlardır. Bana kadar gelmişler ikram edeyim diyor. Bak güzel ahlak. Adam cömert. Mecusi ama cömert. Diyorlar ki yok yok biz yemeğe gelmedik. Size bir geçmiş olsun demeye geldik. Kervanınız yağmalanmış. Öyle deyince adam diyor ki hoş geldiniz, safa getirdiniz. Bu ince düşünceniz için de ben size teşekkür ederim. Fakat ben hani bundan rahatsız falan değilim. Bilakis kervanımın yağmalamasından dolayı memnunum. Bu hususta benim üç şeye şükretmem lazım diye düşünüyorum. Öyle deyince Ahmet bin Harp Hazretleri ve yanında gelenler bir dikkat kesiliyorlar. Adamın kervanı yağmalanmış, yarısı gitmiş ama niye üç şeye şükrediyor? Diyor ki birincisi malımın yarısını aldılar, diğer yarısı bende kaldı. Buna şükrederim. İkincisi ya onlar benden çaldılar. Ya ben başkalarından çalmış olsaydım? Buna şükrederim diyor. Ben malı alınan kimseyim. Mal alan bir kimse değilim. Bundan dolayı da şükrederim. Üçüncüsü malımı aldılar diyor ya. Din ve namus bende kaldı. Adam böyle deyince Ahmet bin Harp Hazretleri yanındakilere dönmüş demiş ki bu sözlerden iman kokusu geliyor. Marifet kokusu geliyor. Hani bu bir mecusinin edeceği lakırdı değil. Ateşe tapmasına rağmen bir insan böyle hikmetli bir vukufiyete sahipse Allah ona iman nasip edecek demektir. Bunda marifet var diyor. Fakat bunun için de bir şey yapmak lazım. Ahmet bin Harp Hazretleri sormuş. Niye ateşe tapıyorsun? İman kokusunu aldı ya soruyor. Niye ateşe tapıyorsun? Adam da diyor ki ateşe tapıyorum. Yarın beni yakmasın diye. Cehennem, ateş. Sanki ateş diyecek ki ya bu dünyadayken bize tapıyordu. Biz onu burada yakmayalım. Düşünce bu. İkincisi ona da diyor daha çok yansın diye odun veriyorum. Beni Allah'a ulaştırsın diye. Aslında Allah'a inanıyor o da. Fakat ateş orada onun için bir aracı. Ateşi ilahlaştırıyor bir yerde. Öyle deyince Ahmet bin Harp Hazretleri yanılıyorsun diyor komşum. Sevgili komşum yanılgı içindesin. Birincisi ateş çok zayıf bir şeydir diyor. Yani ona tapmakla hesaptan kurtulmak falan böyle bir şey mümkün değil. Yani düşün sen tapıyorsun beni kurtarsın diye ama bir çocuk gelse bir su dökse üstüne ateş bir dakika falan deyip çocuğa mani olacak durumda değildir. Bir çocuk bile o ateşi söndürebilir. Bir gücü yoktur. İkincisi ateş cahildir.
üstüne atılan bir necasetle temiz bir şeyi bile birbirinden ayırt edemez. İkisini birden yakar. Aman şu temiz onu yakmayayım da döneyim şu pis onu yakayım, necis onu yakayım. Bunu bile diyemez. Ateş cahildir. Böyleyken seni nasıl kurtarabilir? Var mısın demiş. Kaç senedir sen bu ateşe tapıyorsun? 70 senedir ateşe tapıyorum. Ahmet bin Arbacık diyor, ben hiç ateşe tapmadım diyor. Var mısın seninle bir imtihan edelim diyor. Elimizi ateşe sokalım. Eğer seni yakmazsa ateşe tapmaya devam et. Ama eğer seni yakar da beni yakmazsa kendisine hiç tapmadığım halde gel sen Müslümanlardan ol. Adamcağız hay hay demiş. Behram ateşi getirmiş. Ahmet bin Harp Hazretleri Bismillahirrahmanirrahim deyip elini ateşe koymuş. Bir saat kadar ateşin içinde eli durmuş ve yanmamış. Komşu şaşırmış. Şimdi diyeceksiniz nasıl bir saat ateşin içinde durmuş da eli yanmamış. Yanmaz. Yakan ateş değildir, Allah'tır. Ateş sadece orada yakma eyleminin aracısı. Allah dilerse ateş yakmaz. Hatırlayın İbrahim Aleyhisselam mevzunu. Orada diyor ki, ya naru, kuni berden ve selamen ala İbrahim'e. Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selametli ol. Nemrut mancınıktan Hazreti İbrahim'i ateşe attıracağı vakit, Allahu Teala ateşe sesleniyor. Diyor ki, ya naru, ey ateş, kuni ol, berden ve selamen, soğuk ve selametli ol ala İbrahim'e, İbrahim'e karşı. İbrahim için soğuk ve selam. Atmışlar, ateş yok gül bahçesi. Necip Fazıl merhum buna telmihle çok güzel söyler. Rabbim, Rabbim bildim bu işin neymiş Türkçesi. Senin aşkın ateştir, ateşin gül bahçesi. Çok güzeldir. Orada, gerçi şunu hemen hatırlatmak lazım. Ayet-i Celle'de o kadar muhteşem bir incelik var ki, bakın diyor ki, Türkçesiyle söyleyelim. Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selametli ol. Alimler diyorlar ki, eğer Allahu Teala ateşe sadece serin ol deseydi, selametli ol demeseydi, ateş buza dönecek ve İbrahim Aleyhisselam donarak ölecekti. Serin ol diyor, selametli de ol diyor. Yani bu ılık ol, böyle Türkçeleştirilebilir. İkincisi, hani ayetin sonunda diyor, ala İbrahim'e, İbrahim'e karşı demeseydi, yani İbrahim Aleyhisselam'la onu sınırlamamış olsaydı, yeryüzündeki bütün ateşler sönüverecekti, serin ve selametli olacaktı. Sadece İbrahim Aleyhisselam'ın atıldığı ateşe sesleniyor. Diğerlerine değil. İncelik. Bitmez. Şeriat, tarikat, yoldur varana. Marifet, hakikat, anden içer. Şimdi Ahmet bin Harp Hazretleri'nin eli bir saat ateşin içinde durup da yanmayınca Behram şaşırmış. Fakat buna rağmen diyor ki, size diyor dört şey soracağım. Bu dört şeyin cevabını bana verirseniz ben sizin dininize girerim. Sorular da sert sorular. Bir, Allah-u Teala insanları niçin yarattı? İnsanlara niye rızık verdi? İnsanları niye öldürüyor ve niçin diriltecek? Tebessüm ediyor Ahmet bin Harp Hazretleri, diyor ki Allah-u Teala kendini tanımaları için insanlar yarattı. İnsanın yaratılış sebebi budur. Salih Baba rahmet olsun diyor, küntü kenzin mebdeinden aşku sevda hu çeker. Küntü kenze mahviyen hadisi kutsisi var ya, ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi murad ettim, insanları yarattım. Allah bilinmeyi murad ettim. Bazısı onu Türkçeleştirirken der ki bilinmeyi sevdim. Dolayısıyla oradan da bir şey çıkar. Dünyaya ne için geldik? Kulluk etmek için geldik. Kulluk nasıl yapılır? Bilerek yapılır. Bilmek nasıl olur? Severek olur. İnsan böyle bilmek, sevmek, kulluk etmek. Kulluk ettikçe Allah-u Teala'yı daha çok bilir. Bildikçe daha çok sever. Sevdikçe daha çok kulluk eder. Kulluk ettikçe daha çok bilir. Daha yükselir gider. İnsanın dünyaya geliş gayesi budur. Başka bir şey değil. Bilmek. Allah-u Teala'yı bilmek. Bilmenin de gerek şartı sevmek ve kulluk etmek bu. Allah-u Teala diyor birinci soruya cevap olarak, kendisini tanımaları, bilmeleri için insanları yarattı. Rızık verici olduğunu bilmeleri için onlara ikram etti. Rezzak olduğu bilinsin diye insanlara rızık verdi. İkinci sorunun cevabı bu. Kahhar olduğunu anlamaları için onları öldürdü. Ve ne kadar büyük bir kudret sahibi olduğunu tanımaları için de onları diriltir. Baştan soruların cevabını verelim. Bir, tanısınlar diye insanları yarattı. Rezzak olduğu bilinsin diye rızık verdi. Kahhar olduğu anlaşılsın diye öldürdü. Kadir olduğu kudreti bilinsin diye de insanları diriltti. Böyle deyince adam demiş ki ben senin dinine girerim. Eşhedü en la ilahe illallah
ve eşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve habibuhu ve rasul. Kelime-i şehadeti getirip oracıkta Müslümanlardan olmuş. Kıssadan ise neresinden nasıl tutarsanız herkes bir başka yerden alır. Her gönül başka bir taraftan alır. Yağmur yağar, bir yer ıslanır, birisi bir şeyi yıkar, bir yerde ot biter, öbür tarafta bir şey büyür. Güneş doğar, birisi bronzlaşır, öbür tarafta kavun olgunlaşır, diğer tarafta çocuk terler. Güneş aynı güneştir, yağmur aynı yağmurdur ama her şey meşrebine göre ondan istifade eder. Şimdi kıssadan ise birimiz belki diyeceğiz ki ulan bu gıybetim edenlere artık kızmayayım. Tamam altına gümüşe boğamam onları ama hiç olmazsa kızmayayım çünkü bana çalışıyorlarmış. Belki birimiz diyecek ki komşularıma karşı biraz daha dikkatli olayım. Komşu hukukunun muhafazasında azıcık daha riayetkar olayım. Belki bir başkası diyecek ki lan bu fasıkların meclisini terk etmedikçe salihlerin sohbetinin tadını ben alamazmışım. Aman buna dikkat edeyim. Bir başkası diyecek ki gönlüm neredeyse ben de orada olayım. Gönlümün olmadığı yerde bedenim de olmasın. Bedenimin olduğu yerde gönlüm de olsun. Bilemem. Herkese bir başka kapı aralanır. Bir nasip çıkar elbet. Aziz dostlar, ben her akşam aynalarda yüzüne baktım ağladım. Ben her... İfade güzel ifade ama bak. Adam sevmiş, aşık. Aynaya bakıyor, kendini görmüyor. Sevgiliyi görüyor. Ya Allah. Eyvallah. Sembol Ocakbaşı'nın katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün sona erdi.